Mutfakteli sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı görüntüsüyle elmalı kurabiye yapacağız. Böyle gül buketini andıran harika görüntüsü var. Biraz oyalayıcı kurabiye ama gerçekten bu lezzet için değer. Bayıldım görüntüsüne. İlk defa yaptım. Yapıp tadına baktıktan sonra da ya bu da olsa iyi olur, bu da olsa iyi olur dediğim bazı yerler vardı. Onları da size detaylı olarak anlatacağım. Bu kurabiyenin şu görüntüsünü YouTube'da takip ettiğim Günel Ahmedova'nın sayfasında görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. İç kısmını farklı olarak yapmıştı arkadaş ama ben elmalıya çevirdim. Gerçekten güzel oldu ama birkaç dediğim eksiklikleri vardı. Onu da sizinle paylaşacağım ki siz daha detaylı, siz daha yapınca iyi bir sonuç alın. Şimdi 5 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik su bardağıyla. Ben hepsini ekledim. İçerisine de 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış ama biraz da sert olan tereyağı ilave ettim. Ve onu böyle unla sürekli böyle elimle yoğurarak böyle umaç haline getirdim. Şu hale getirdim. Siz isterseniz 4 su bardağı kullanın. Eksik olursa tekrar bir su bardağı daha ilave edersiniz. Ve üzerine ekşi krema ekleyeceğim. Ekşi krema yerine yoğurt kullanabilirsiniz veya ekşi krema yapabilirsiniz evde. Şöyle ki krema ile yoğurdu karıştırıp biraz buzdolabında bekleyip daha sonra kullanabilirsiniz. Aynı lezzeti elde edeceksiniz. Şimdi sour cream çok kullandığım bir şey benim. Amerika'da sour cream diye geçiyor. Azerbaycan'da simetan olarak biliniyor. Türkiye'de de ekşi krem. Artık yeni yeni ekşi krem olarak kullanıyorlar. Marketlerde satılıyormuş. Bundan da 4 yemek kaşığı dolusu ilave ettim. 1 adet yumurta ve 1 çay kaşığı kabartma tozu. Kabartma tozunu çok fazla koymayın. 1 çay kaşığı yeterli olacaktır. Ve bunları da başlıyorum yavaş yavaş yoğurmaya. Bu hamur Azerbaycan mutfağının şeker bura kurabiyesinin hamuru. Şimdi isminden de belli olduğu için şeker bura. Hamuru yoğuruyoruz. İçerisine şekerle ceviz karışımı bir iç dolgu koyup sarıp pişiriyoruz. Hamura o yüzden şeker eklemiyoruz. Ama bu lezzette ben yedikten sonra karar verdim ki şeker eklenebilir hamura. Tamam, iç harcında elmalı harç var. O şekerli oluyor. Üzerine de pudra şekeri serpeceğim. Ama yine de hamurda şeker ihtiyacını hissettim ben. Yani yaklaşık böyle 2-3 yemek kaşığı kadar şeker ilave edilebilir bu hamura. Tabii çok şekerli sevmiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Hamuru yoğurdum, streçe sarıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında kalacak. O zaman daha iyi oluyor. İç harcını hazırlayacağım. Elmalı yapacağım. 3 adet elma kullandım. 2 adet de kullanabilirsiniz. Bu yaptığım 3 adet elmadan biraz iç harç arttı. Yani iki elmadan da yapılabilir. Kabuklarını güzelce bir soyuyorum. Ve orta kısmındaki çekirdek bölümünü çıkaracağım. Şöyle bir aletle çıkarıyorum. Tabii bu aleti ben almıştım. Kullanmak şart oluyor bu tür tariflerde. Siz isterseniz böyle ikiye bölüp orta kısmını bir bıçak yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Ama bu aleti uğraşmışlar, yapmışlar. Biz de kullanalım dedim. Gördüğünüz gibi bakın iç kısmında hiç çekirdek bölümü kalmıyor bununla çıkardığınız zaman. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Elmaları rendeliyorum. Kullandığım elma da bayağı bir şekerli bir elmaydı. O yüzden sadece 1 su bardağı kadar şeker ilave edeceğim üzerine. Tavaya alıyorum rendelediğim elmaları ve üzerine 1 su bardağı 200 mililitrelik su bardağı ile şeker ilave ediyorum. Elmanız çok tatlı değilse 1,5 su bardağı kadar yapabilirsiniz. Hatta iç harcını şekerli yapın, o zaman hamuruna şeker ilave etmezsiniz. Ve bunu böyle karıştırıyorum. Kendi suyunda elmalar pişecek. Biraz yüksek ateşte yapıyorum. Yani çok fazla yüksek ateş değil de böyle ortayla yüksek arası bir şey. Böyle hemen suyunu salacak, hemen de çekecek kadar. Ve yaklaşık 1 su bardağı kadar robottan çekmiş olduğum cevizi ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tarçın ekledim. Ve bunları da biraz kavuruyorum. Suyunu çektikten sonra cevizi eklersek daha iyi oluyor. Yoksa çok ıslanmış oluyor ceviz. Böyle içinde yediğimiz zaman kıtırlığını hissedemiyoruz. Ama suyunu çektikten sonra elmalar eklersek daha iyi oluyor. Ve ocaktan alıyorum, soğumaya bırakıyorum iç harcı. Buzdolabından çıkarıyorum hamuru ve artık
yapım aşamasına geçebiliriz. Bu hamur inanılmaz güzel bir hamur. Yani kıvamı o kadar güzel ki böyle şekil verirken inanılmaz zevk alıyorsun hamurla çalışırken. Azerbaycan mutfağının şekerbura kurabiyesinin hamuru. Zaten şekerbura kendi başına harika bir lezzet. Bir gün yapar onu da sizinle paylaşırım. Şimdi hamuru dörde böldüm. Daha sonra da böyle her bir parçayı dörde böldüm. Tabii büyük gelenleri küçük olanlara ekleme yaptım. Yuvarlıyorum, bir kenara alacağım. Hamurdan yaklaşık 17 adet beze oluşturdum ama biraz daha küçük bezeler oluşturup 20 adet yapabiliriz. Çünkü çok ince açacağız hamuru. Saracağımız için ne kadar ince olursa o kadar iyi olur. Hamuru hiç böyle un serpmeden merdane ile açıyorum. Yuvarlak bir şekilde açmaya çalışacağım. Her bir bezeyi şöyle orta boy tabak büyüklüğünde açıyoruz. Kenar kısmını böyle tırtıllı kesme aletiyle, buna rulet deniliyor galiba. Bununla kesiyoruz. Kenar kısımları böyle çok güzel dursun diye. Tabii o kestiğimiz hamuru da tekrar yapacağımız bezeye ekleyeceğiz. Bir kenarda dursun. Bunu da söyleyeyim hemen. Bezelerin üzerine bez örterseniz çok iyi olur. Ben onu unuttum. Hazırlamış olduğum elmalı harçtan koyacağım. Bir kenarına böyle bu şekilde koyacağım. Dolu dolu koyabilirsiniz. İçerisinde böyle ne kadar dolu olursa o kadar iyi olur. Dediğim gibi ilk defa yaptım bu kurabiyeyi. O yüzden böyle azar azar ekledim. Ama yapıp bitirdikten sonra evet, daha çok koyabilirdim dedim. Bu şekilde biraz sarıyorum. Ve geri kalan kısmını da yine ruletle kesiyorum. Aslında sarmadan da kesebiliriz. Onu da şimdi yine göstereceğim size. Ve bu şekilde sanki böyle çiçek buketi sarar gibi sarıyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok güzel. En çok görüntüsünü sevdim. Ve ikinci bezeyi de hazırlıyorum. Ve ilk bezeden kalan artan hamuru da buna ilave ediyorum. En sona da kalacak tabii. Onu da çok ince kesip artık kullanmadım. Bu hamurdan birkaç şekilde kurabiye yapılabilir. Tabii ki iç harcı şekerli olma şartıyla veya hamuruna biraz şeker ilave edip farklı şekillerde yapılabilir. Mesela havuçlu olabilir. Havucu da aynı elma gibi rendeleyip şekerle, cevizle, işte tarçınla pişirip yapabilirsiniz. O da çok güzel yakışır. Veya hurmalı, fındıklı iç harcı olabilir. Çok farklı şekillerde yapılabilir yani bu kurabiye. Evet, şimdi sardım. Yine aynı şekilde ruletle kestim bir bölümünü. Geri kalanını da, öteki bölümünü de bakın hiç sarmadan kestim. Artık biliyorum nereden keseceğimi. O yüzden kurabiyenin bir bölümünü kesmeden, yani pardon, katlamadan kestim. Daha kolay oldu. Daha derin çizikler atabilirsiniz böyle. Bir tarafı hafif azıcık kalabilir yani hamur olarak. Hepsini sarıp bitiriyorum hamuru. Dediğim gibi biraz oyalayıcı ama gerçekten bu görüntü için değer. Hamurun hepsini yaptım, tepsiye dizdim. Tepsiyi bir türlü fırına gönderemedim. Çünkü görüntüsüne hayran kaldım. Gerçekten çevirip çevirip baktım yani. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Bunu yapın. Böyle gün sofralarınızda herkes sizden konuşacak. Öyle güzel bir kurabiye yapmıştı ki bayıldım görüntüsüne diyecekler. Önceden ısınmış 170 derece 340 Fahrenheit fırında. Üzeri beyaz kalıncaya kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi nasıl güzel gözüküyor. Böyle gül buketi gibi, gerçekten harika bir kurabiye. Yapımını izlediniz. Beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yoruma da bir kalp bırakmayı unutmayın. Bu kurabiyeyi mutlaka deneyin. Bu tarifi de sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da yapsın, memnun kalsınlar. Fırından çıkardım. Üzeri beyaz kalacaktı. Benimkiler hafif böyle beyazdan doğru böyle kırmızıya gitmek üzereymiş. Hemen çıkardım fırından. Ve üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekeri serpmeden bu şekilde buzluk poşetine koyup buzluğa kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp böyle hafif böyle fırında ısıtıp üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Yani buzlukta kalabilecek bir kurabiye gerçekten. Hamur o kadar güzel bir hamur. Bol pudra şekerli de harika oluyor.
Pudra şekeri serptikten sonra da görüntüsüne hayran kaldım. Tabii bazı eksiklikleri de fark ettim. Özellikle üzerindeki çizikleri. Bunları söyleme sebebim, siz yaparken bu eksiklikleri tamamlayarak yaparsanız ortaya çok daha güzel bir kurabiye çıkacak eminim. Şimdi hemen böleceğim. İç kısmını da size göstereceğim. Ve bir püf noktayı da söyleyeyim. Bu kurabiye biraz ılıyınca yiyin. Sıcak sıcak yemeyin. Ilıdıktan sonra lezzeti daha da güzel oluyor. Gördüğünüz gibi iç kısmında gayet güzel bir şekilde pişmiş. Harika bir kurabiye gerçekten. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.